Şu anda Darende'nin Günerli Mahallesi'ndeyiz. Günerli Mahallesi Darende'ye 25, Malatya'ya 100 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık 10 hane var burada ama oturanlar bir elin parmaklarının sayısını geçmiyor. 4-5 ev burada kalıyor sürekli. Hayvancılık var burada. Zaten köyde kalmanın amacı da o. Kışın, yazın yoğurdunu, sütünü, ayranını yemektir. Aynı zamanda gurbettekilere de gönderiyorlar tabii. Şu anda Günerli'nin Ovacılar mahallesindeyiz. Ovacılar soy ismiyle söyleniyor. Mahalleye adını vermiş. Meydanım başı buna, ne gelen var ne de sonra. Meydanım başı buna, ne gelen var ne de sonra. Bazı yeri eller almış, başım hangi taşa vura. Başım hangi taşa vurum? Bıktım usandım bu candan, gideceğim bu diyarda. Bıktım usandım bu candan, gideceğim bu diyarda. Beni bir bekle. Evet, şu anda Darende'nin Günerli Mahallesi'ndeyiz. Günerli Mahallesi'ne geldik. Vallahi köylerde kimse yok değiller ama görüyorsunuz köyde kimseler de var. Bal da var, kaymak da var, tereyağı da var, kavurma da var. Her şey var. Evet, Günerli'de kimin evindeyiz? Bir tanıyalım bak. Şu anda Günerli'nin ben Ali Ovacı. Ali Ovacı demeyelim de Ali Yaylacı desek daha iyi olur. Zaten çünkü yaylada olması gereken her şey var burada. Peynir var, kavurma var, bal var, tereyağı var, her şey var. Ya işte biraz yani ağrımız var. Yaylada olması gereken her şey var. Özellikle şu ekmeğe bakar mısınız? Bir de burada çok fonksiyonlu soba var. O sobada bunu hafif de ısıtınca. Köyün şeyi budur yani. Zaten köyde zaten bu bulunur. Market yani gibi bu. Köyü bu, beklemenin amacı bu yani değil mi? Yoksa amacı köyde bu. Yoksa ben burada ne yapmıyorum gerek? Bir şey yapacak bir şey yok ki zaten. Sadece inektir. O da markettir mi? Yağı var, sütü var, kaymağı var, çökeleği var, ayranı var. Yani bir sürü market gibi aynı. Hepsi doğal ürün. Hepsi doğal ürünler. Bal da doğal ürün yani. Birkaç tane arım var işte. Arıcılık var yani. Var, arıcılığım da var biraz. Buna şu anda bakıyoruz. Bu köyde kaç kişi var? Kaç ev var burada? Şu anda 6 kişiyiz. Yani 6 ev açık. 6 ev açık. Evet. Koca karı yani, fazla çocuk yok yani. Evet. Gençler yok ya. Genç yok. En genci benim bu köyde. Hepsi ihtiyarlar yani. Peki normalde bu Günerli köyü kaç ev? Günerli burası Ovacı Mahallesi, Ovacılar Mahallesi. 12 kişi, 12 ev var. Aşağıda da var 25 ev, 30 ev var aşağı mahallede. Aramız 15 dakika sürüyor yani. Evet. Kış ayı olunca 4-5 ev kalıyor. Evet, işte komşular bir gelip fazla kimse kalmaz. Gelip oturuyoruz komşular her gün bir evde sohbet ediyoruz. Aşağı mahalle orada oluyor. Camimiz de aşağıda. Başka da işte. Evet, Ali abi teşekkür ediyoruz. Ben yengenin teşekkür değerine ederim. Sağlık.
Afiyet taze olsun. Ekmek yapmış böyle, tereyağı, bal, kaymak, afiyet çökelek, olsun. Her şey var. Afiyet olsun yani. Memnun kaldım, geldiğinizde çok sevindim. Eyvallah. Yani. Ben İsmail Ovacı, Hacı Ahmet'in oğluyum da. Babamla annemi şeye gönderdik, İstanbul'a gönderdik. Beni bir ay geçici buraya koydular ama ben çok memnunum, hayatımda memnunum. Sobamız var, yani, hayvanlarımız var. Aynı bu kahvaltıyı her gün yapıyoruz yani. Millete derim, bunlar burada olur da yani insan memnun olmaz. Ben millete derim ki yazın tadil yapmayın, kışın köyümüze gelin, köyde tadil yapın. Daha güzel bir şekilde şey olur yani, daha rahat edersiniz, vücudunuz daha dinlenir. İnan bak, 4 senede beri daha ilk defa bu kışı gelmişim. Çok memnunum yani. Babam beni değiştirdi ama ben memnunum. Babam 3 ay kalsın yine memnunum. Orada kalsın. Biz de hanımla çocuklarla beraber buradayız yani. Hayvan Allah razı olsun. Sen de izleyenlere bir selam. Bizi izleyenlere çok çok selam söyle. Çocuklarıma, kardeşime, yengelerime, akrabalarıma hepsine selam söyleyeyim. Bu annem Şahater abi, bu annem yani. Çok çok burada selam söyle. Çocuklar neredeler? Çocuklar İstanbul'da. Çocukların gözlerinden öperim. Büyüklerin ellerindeki çocuklarına çok çok selam ederim. Çocuklar sizi burada bırakıp gidiyorlar. Onlara neredeler? Dükkanları mı var? Dükkanlar var, iş toş var. Başka yerlerde var bilmiyorum vallahi. Çok çalışıyorlar. Sizi burada bırakıp gidiyorlar. Hepsi gidiyorlar. Burada yoklar. Evet. İneklere bakıyorum. Var mı inek? Ha, 2 inek var. Başka bir yere gitmiyor. İşte inek varsa onlara en azından böyle arada bir bal, kaymak, tereyağı gönderirsin. Var, o var. Gönderiyor. Hepsine gönderiyor. Sağ ol. Ben geçici olarak geldim buraya. Kaynanamla kaynatam, onlar İstanbul'a gitti. Bir aylığına geldik ama bilmiyorum. Onlar ne zaman dönerse o zaman gideceğiz işte. Siz çocuklarım öyle. Pek kışın gelmiyoruz. Yazın geliyoruz ama kışın gelemiyoruz. Çocuklarım hep İstanbul'da. Küçüklerini getirdim ama büyükler orada. Şu anda pek de kış sayılmaz yani. Bugün hava çok güzel, ha, yaz havası gibi. Buralara çok kar yağar. Kar yağdığı zaman esas o zaman kıştır burada. Aynen aynen. Evet. Bilmiyorum, kışın gelmediğimiz için bilmiyoruz yani. Peki, hep yazın geliyoruz. Yine burada tanıdık akraba. Çocuk olarak. Evet, anneme babamın ellerinde öpüyorum. Bütün abilerim, selam söylüyorum abilerime. Hepsinin ellerinde öpüyorum. Çocuklarımın da gözlerinde öpüyorum. Özellikle gelinime çok selam söylüyorum ve gözlerinden öpüyorum. Kızıma da, kızımın gözlerinden de öpüyorum. Herkese selam söylüyorum. Ağlamışsın, gözlerinde yaşlar var. Neden köylü bacım sen ağlamışsın? Oh. Rüzgarda güneşte yanmış yüzüm var. Neden köylü bacım sen ağlamışsın? Sen ağlamışsın. Rüzgarda güneşte yanmış yüzüm var. Neden köylü bacım sen ağlamışsın? Sen ağlamışsın. Ah anam ah. Başında bir yamalı yazmam var. Ne bir neşe, ne eğlenme, gezmem var. Şu asırda ne okuma bacım, yazmam var. Neden körü bacım sen ağlamışsın? Sen ağlamışsın. Şu asırda bacım ne okuma yazmam var. Neden köylü bacım sen ağlamışsın? Ah sen ağlamışsın bacım. Abla, eline
Eline sağlık. Ekmekleri yapmışsın böyle, hazırlamışsın sabah kahvaltımızı. Evet, afiyet olsun. Özellikle hoş geldiniz önce bizim eve. Hoş bulduk, sağ olasın. Sen sabah erken mi kalktın o ekmekleri yapsın? Sabah namazında kalktım. Siz geleceğiniz için öyle hazırlık yaptım. Vallahi eline sağlık, teşekkür ediyorum. Hasan daima da çok teşekkür ederim, onunla gurur duyuyorum. Evet. Hasan'la zaten hep beraberiz biz. Çok gurur duyuyorum, çok seviyorum. Evet, sağ olsun Hasan, hep beraber ayrılmıyoruz zaten. Elinize sağlık, vallahi kahvaltı mükemmel gözüküyor. Daha hele de ekmek. Afiyet olsun. Olsun, hele de ekmeklerin görüntüsü yeter vallahi. Biz görünce doyduk zaten. Afiyet olsun abicim. Siz kış yaz burada mısınız abi? Evet, buradayız. Bu köyde kalıyoruz. Hı hı, buradayız. Evet. Şimdi tabii tereyağına, kaymağa bakarsan inekler var. Var var. Sadece inek mi var, küçük baş var mı? Var, iki üç tane var. Yok, onlar yok. İnek sadece. Peki, teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Selam gönder tanıdık akrabalara böyle. Bütün, kimler varsa karşında. Bütün ovacılara selam ediyorum. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bu arada başkan abim Mehmet Ayhan'a çok selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Annem Hatun'a, kardeşlerime, ablalarıma, çocuklarımın gözlerinden öperim. Evet, sizi de tanıyalım bir. Ben Fadime Ovacı. Evet. Siz de bu mahalledesiniz. Bu aynı mahalledeyiz. Hem komşuyuz hem akrabayız. İyi ki yani bir 3-5 kişi varsınız bir araya. Varız elhamdülillah. Hep bir aile gibiyiz. Evet. Burada hep aile gibi yaşarız böyle. Toplu oturur, toplu kalkarız. Onun için de bütün günahlılara, İstanbul'da olan bütün günahlılara selamlarımı gönderiyorum. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinde öpüyorum. Evet. Bütün evlatlarımız orada, kızlarımız, oğlanlarımız. Büyütüyorsunuz, gönderiyorsunuz, hep siz kalıyorsunuz. Aynen öyle, yalnız kalıyoruz tekrardan. Onlara da selamlarımı gönderiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Şu anda kış ayındayız ama havalar da evet. Güzel yani. Ya. Evet, havalar güzel gidiyor, biraz kuraklık. Ya çok kar yağar mı? Pek nadir yağar yani. Önceki gibi yağışlar yok tabii. Kar da olsun, yağmur da olsun. Önceki eskilerde gibi. Çok yağardı değil mi? Bir metre. Çok, önce geldiğim zamanlarda çok yağardı. 1-2 metre kapılar kapanırdı. Şimdi öyle yağışlar yok, kuraklık. Onlar peki odununuzu, işte yakacağınızı, yiyeceğinizi, unu, bulguru? Vallahi ayda bir, üç ayda bir gidip gelirlerdi. O da vasıta olursa tabii, vasıta olmayınca. Evet. O da çok zor karşılanırdı, hayvanlarını affedersin. Hem vasıta var hem de kar yok. Yolumuz var, kar yok. Bu sefer su sorunumuz var. Su sıkıntısı var. Su sıkıntısı var çok. 5 yıldır, 6 yıldır su sıkıntısı çekiyoruz. Zor oluyor işte. Kuyularda getiriyorlar, taşımalı olarak getiriyorlar ama o da çözüm olmuyor. Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Tekrar burada izleyenlere, herkese. Evlatlarıma, bütün gelinlerime, kızlarıma, Karabük'te olan kızıma, İstanbul'da olan oğluma Murat'a, Gökhan, polis olan Gökhan'a, hanımına, gelinlerime çok selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet ediyorum onları. Baykuş gibi sizin eli yurt ettim, yaktı bu sinemi, vallahi kül ettim. Aklımı başımdan aldım del ettim, yalanım varısı kör oldu gözüm. Aklımı başımdan aldım del ettim, yalanım varısı kör oldu gözüm. Şu anda Darende'nin Günerli Mahallesi'nin Ovacılar Mahallesi'ndeyiz. Evet. Ali Ovacı abimiz sağ olsun bizi karşıladı burada. Geldik, güzel bir kahvaltı hazırlamış. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir köyü de görelim dedik gelmişken. Daha önce bir kere gelip geçmiştim burada ama evet. İlk defa gelip burada durduk yani. Uğramadım buraya ama. Evet, bugün uğramış olduk. Uğradınız, çok da memnun kaldım ben sizden. Evet. Allah razı olsun geldiğiniz için. Çok Ali teşekkür ederim. Ali abi, ne yapıyorsunuz? Şimdi kış ayındayız ama yazda kalma bir gün var. O da bizim mi şansımız mı sizin mi bilmiyorum. Vallahi gerçekte herhalde sizin şansınız. Çünkü bunda 5-10 gün önce daha rüzgar bugün durdu yani. Kuru bir soğuk vardı yani. Az bir kar savurmuştu. Evet.
Şimdi bugün hava çok güzel oldu. Sizin şansınıza. Çok güzel bir hava var. Ya bizim burada kalmamızda işte ne bileyim biraz kayısı ağaçlarımız var. İşte 3-4 tane ineğim var. Onlarla meşgul oluyorum. Yani çoğunluğu gurbetçi zaten. Hepsi zaten gurbette. Dükkanları var, iş yerleri var. Dükkanları var, iş yerleri var. Ne bileyim herkesin iyi ki var İyi yani. İyi ki gurbet var. Gerçekten yani. Yoksa burada dar alanda ne yapacaklar ki? Aynen su yok. Biliriz. Özellikle su yok çünkü. Suyumuz burada. Da yok. Zaten devlet haftada 3-4 sefer su getiriyor. İçme suyu. İçme suyu evet. İçme suyumuz yok yani şu anda da. İşte bilmiyorum. Çok eskilerde buraya çok kar yağar mıymış? Çok abi? Kar yağdı. Eskide biz ufaktık. Ne bileyim 2 metre belki kar kürlüyorduk ha. İşte öyle kürlemek bayağı kar yüksek oldu. Sularda buldu, yani her şey buldu. Kar yağmadığından dolayı sular yok değil mi? Tabii kar yağmadı. Kar yağsa yani mutlaka çeşmelerde su tabii, olur ya. Tabii şu derelerden ne bileyim her zaman su akıyordu. Şu anda yok evet. Yani sular. Evet. Onun için bir sıkıntı. Yazın mesela gelip su olmayınca geri gidiyorlar yani. Yani yaylaya geliyorlar oturmak için. Su olmayınca hayat sudur yani. Evet, gençleri zaten genelde hepsi gurbetteler. Şimdi burada öğrenci de yok herhalde. Gençler olmayınca. Vallahi şu anda benim bir tane kız çocuğum var. O da Başkaya gidiyor. Orada okuyor. Orada okuyor. Orada servis Başkaya var. Başkaya da buraya bayağı uzak. Nasıl gidiyor servis? Servis var he. Servis var. Devlet Allah razı olsun. Yemen de gönderiyor. Servisini de verdi. Yani her şeyi devlet karşılıyor. Evet. Şimdi buranın gençleri hep genelde gurbetçi ya gidip hani birkaç sene duranlar var, 5 sene gelmeyenler var, değil mi? Yok, genellikle geliyor, yazın su bol olduğu için biraz, yazın yani ilkbaharında su çoğalıyor ya, su bitince hemen kaçıyorlar yani, su dayanamıyorlar yani, gerçekten evet. Öyle yani. Yıllar sonra gittim baba yurduna, o köylere baktım baktım ağladım. Hüzün çöktü dertler kattım derdime. O dağlara baktım baktım ağladım. Yar dılı dılı ağladım. Can dılı dılı ağladım. O dağlara baktım baktım ağladım, yar dılı dılı ağladım, yan dılı dılı ağladım. Nasıl geldi geçti yıllar seneler, viraneye dönmüş evler haneler. Akmaz olmuş tokma çayı dereler. Eski günlerimi andım ağladım, yar dılı dılı ağladım, can dılı dılı ağladım. Eski günlerimi andım ağladım, yar dılı dılı ağladım, can dılı dılı ağladım. Şimdi Ali abi, buranın gençleri gurbete giderler. Evet. Geri de gelir görürler ama evet. Şimdi buranın kızları böyle gurbete uzaklara gidince senelerce gelemeyenler olur yani. Haydi. Ama onlar birkaç sene sonra böyle 10 sene 5 sene sonra gelip gerçekten buraya geldiği zaman oturur bir ağlar yani. Gerçekten ağlıyor yani. Özellikle burada evet. Doğup büyüyenler çünkü burada doğmayan burayı bilemez zaten. Tabii ki öyle yani inan ki gençler bazen geliyor kurbette tanımıyorum yani kimin çocuğu olduğunu tanımıyorum yani silahları tanımıyorum yani. Aynen öyle. Peki Ali abi buradan bizi izleyen Günerlere, Ovacılara, çevre köylerde tanıyanlara herkese bir selam gönderelim. Valla İstanbul'daki bütün çevre köyler olsun, Günerli olarak olsun, canım oğlum Kadir'e, Yusuf'a, kızlarıma Amine'ye hepsine ayrı ayrı selam ederim, gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim sen buraya geldiğin için. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun. Evet
Evet Ömer abi, ne yapıyorsunuz? Valla ne yapak, oturuyoruz işte, ancak yaşlık budur. Şimdi kar yağarsa evlerin üzerindeki karı temizli, yolları temizliyor musun? Yollar şu anda kar fazla yağmıyor ki zaten. Güneşe baksana. Çatıdır her taraf. Sanki sonbahar değil de eski olsaydı sürerdik. Şimdi, ama şimdi öyle yok. Bulunduğumuz evin üstüne çadır çekmişler. Tabii bunda şey yok, çatı yok ya. Ha. Yıkılmasın diye değil mi? Böyle? Tabii bu çadırı çekmiş ki yani damlamasın. Altta inekler var. Şimdi buralara kar çok yağar. Eskide çok yağar. Şimdi o kadar değil. Şimdi senede ya 3-4 tane yıkılır yani bu olmasa değil mi? E tabii düşer, haline düşer yani. Kimse de yoktur bunu şimdi. Ya fazla. Olsa da yani bu koruyor. Tende koruyor yani. Ama peki sen buraya en çok kar yağdığı seneyi hatırlıyor musun abi? Hangisi? Tabii canım. Ne zaman yağmıştı en çok? Sene mesela 72-73'te falan bayağı kar düşerdi buralarda. Yollar kapanırdı. Tabii yani. Yollar kapanırdı, hiç buralarda yol çalışmaz. O zaman sular da bol olurdu değil mi? Su boludu ama şimdi su yok. Ha, tanker çekiyor. Tanker şimdi götürdü. Deponun üstündedir. Yani orada boşaltıyor. Ha, şuraya çıkak. Nerede getiriyor suyu? Ilıca'da getiriyor. Ilıca'da yine alıp getiriyor. Oraya boşaltıyor. Suyumuz yok yani. Devlet de biliyor. Kim şey de biliyor. Suyu? Buraya kim getiriyor? Maske getiriyor. Maske getiriyor. Onu Allah razı olsun. Adamlar bize getiriyorlar. Depoya boşaltıyor. Depoya boşaltıyor. Evlerde vardı yani su. Evlerde işte bir depo iki gün gidiyor. Evet. Yani bir tanker. Bu aralar yani. Yazında zaten hiç olmuyor belli ki. Yani, peki Ömer abi. Öyledir. Buradan bizi izleyen tanıdık akrabalar. Valla bütün arkadaşlara, komşulara, bizi görenlere, herkese selam. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen de buraya geldiğin için çok sağ olun, Allah razı olsun. Günerliğe baktım baktım ağladım. Yar dılı dılı ağladım. Can dılı dılı ağladım. İsmail Ovacı, soyadınız bu mahalleye vermişsiniz. Hepsi Ovacı burası. Oldu ya şimdi. Şimdi bunu... Ali Seydi Ovacı var. O da mı sizin bu mu? Aynı amcaoğlu bizim. Amcaoğlu değil mi? Amcaoğlu. Ona da burada selamlarımız olsun. Sen az önce bak gördüm orada, dedin ki marketleri dedin inekleri bıraktın. Bıraktım. Abi kaymağımız orada. Niye dedin, ineklerde süt yoğurt mu satıyorsunuz? Yok satmıyoruz. Satmıyoruz da kendimiz faydalanıyoruz yani. Yağından, kaymağından olsun, sütünden olsun, yani, çekelinden olsun. O olmasa markete gideceksin. Markete gideceğiz. Bu hiç olmasa yani, kapının önündeki market yani. Ama doğal bir şekilde. Doğru söyledin gerçekten. Doğru onu söyledim. Şimdi köyde kalıp da, köyü bekleyip de yani inek olmazsa da olmaz olmuyor. Yani. Hiç olmuyor. Yani iki tane olsun, bir tane olsun olsun yani. Köyünden olsun yani. Evet. Faydalansın, çocuk görsün yani. İyi bir. Sen bir... devamlı mı köyde kalıyorsun? Yok, ben devamlı değil. Babam burada kalıyor da, babam İstanbul'a gitti, beni yerine bıraktı ama ben memnunum yani. Benim bir ay kal dedi. Gelmesin hiç sıkıntı. İsmi neydi? İsmail, Hacı Ahmet Ovacı. O İstanbul'a gitti. Hacı benim. Hacı Ahmet Ovacı, ismi değil mi? Anne. Abisim sen gelme, orada kal. Orada kalsın, biz bir kışın burada geçirelim. Her zaman yazın geliyordum ama şimdi kışın geliyor. Kışın daha iyi yiyormuş. Kışın köyün sobası da olsun, hayvanı da olsun, şeyisi olsun, güzel bir tadı geçiyor yani. Senin traktör de var herhalde. Var, onu da aldık. Onu da babama hediye aldım. Ne yapıyorsun buradan bir köyden köye giderken? Köyde köye giderken işte babamın 3-5 kayısısı var. Onun altını şey etme için. Çapalamak. Eskisi vardı, yenisini aldım. Bunda da haberi yok babamın. Daha, sürpriz olmuş desene. O sürpriz oldu da babamın sürprizi olsun. Güzel. Baba burada da şey iyidir yani, köy çok güzel, huzurluyuz. Ya, Allah razı olsun Haydar abiye tekrar hoş geldin. Kışın ortasındayız ama yazı yaşıyoruz. Tam yani. Yazı yaşıyor şu anda köyün, tam yazısı yani, kışın tam yazısı. Peki İsmail abi. Allah razı olsun. Bizi izleyen köylülere bir selam gönder. Abi benim çocuklarım olsun, kardeşlerim olsun, oradaki bacılarım da olsun, babam annemlere hepsine selam söylerim. Akrabalar, Ovacı ailesine hepsine selamları söylerim. Yaram derin yara, ben köyümün derin.
köyümün delisiyim. İstemez zengin olmak, sanma köylü cahil ahmak, ben köyümün delisiyim. Sanma köylü olan ahmak, ben köyümün delisiyim. Çamur gelmez doktor, cahil isem bana haktır, ben köyümün delisiyim. Cahil derler bana haktır, ben köyümün delisiyim. Küçük Mustafa'ya, ben köyümün delisiyim. N'oldu küçük Mustafa'ya, ben köyümün delisiyim. Benim ismim Mehmet Ovacı. Önce sana teşekkür ederim. Sen geldi buraları tanıttığın için. Gene tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Vallahi işte gelip geçiyorduk böyle burada da. Bugün de geldik, böyle bir kahvaltı yaptık. Sağ olsun Ali abi, bize güzel bir kahvaltı hazırlamış. Afiyet şeker olsun. Evet. Ne yapıyorsun sen, köyde ne yapıyorsun? Vallahi köyde biz burada yani bir yaptığımız iş yok. Biz oturuyoruz. Yani. Oturuyoruz köyde. Ya, bir ineklerimiz var, onlar bakıyor. İşte yazın ufakta bak. Kaç kişi var abi şimdi burada? Vallahi burada 5 ev varsa 10 kişi var. 10 kişi işte 12 kişi, 15 kişi yani olabilir abi. En fazla 15 kişi var yani. Bir araya toplanıyor musunuz yani? Biz her zaman yani beraber oturup beraber yiyip içir. Toplanıyorsunuz bir araya, hem muhabbet ediyorsunuz. Tabii. Oturuyorsunuz işte. Köyde zaten öyle olmasa zaman da geçmez. Zaten bu toplum olmasa burada sahne durulmaz. Yani çünkü bir iş yok ya, oturup muhabbet edeceksin. Yani, muhabbet ediyorsun mesela, gel mesela her gün bir evde kahvaltımızı yapıyor. Evet. Akşam yemeğimizi yiyor beraber. Biz böyle oturup bakıyor yastığa kadar, yastıktan sonra biz geçip yatırıyoruz. Yani. Çocuklar var mı abi? Valla şu anda çocuklar burada yok. Burada. Neredeler? İstanbul'da. İstanbul'da gurbetteler. Peki onlara bir selam gönderelim. Ve Murat'a, Gökhan'a, kızlarım Meyrem'e, şeye, Gönül'e. Şeyde Karabük'te kızım var Yasemin, hepsine selam ederim. Karabük'te ev, orada evli mi, okuyor mu onu? Okuyor. Okuyor mu orada? Memur. Memur mu orada Karabük'te? Geçen hafta orada klip çektim ben, Safranbolu'ya gittim. Karabük'te kaldık hatta. Safranbolu'da da Mesut Salman'a klip çektik. Orada üniversitede çalışıyor. Öyle mi? Aslında meslek öğretmenlik de. Biz gittik orada klip çektik. Şey yapmadı, atama olmadı. Orada normal memurluk yapıyor. Gelişim çocuklar burada da okutuyor. Nere gidem kader senin elinden, elinden ne, elinden. Bir yar sevdim Malatya'nın elinden, elinden ne, elinden, elinden. Bir yar sevdim Marguvan'ın elinden, elinden ne, elinden, elinden.
yüreğim yaktı beni, yaraladı derinden, 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 derinden. Yaktı beni, yaraladı derinden, 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 derinden. Ömer abicim. Evet abi, söyle. Şimdi kışın ortasındayız da böyle yazda kalma bir günü bulunca, evet, yengeyi koluna takmış geziyorum böyle bakıyorum da. Yenge zaten kaçırdım. Nasıl kaçırdın? Ya önce birbirimizi görmüştük. Ondan sonra gece gittim, o babası yatıyordu zaten. Nereli yenge? Yenge bizim aşağı mahallede. Bu köylü yani. Evet. Ama kendisini bağladım, bunu aldım dışarı. Aldım geldim. Allah razı olsun. Bu da ben. Oldu abi. Vallahi sene 70'te. 70'te? Evet, 70'te. Maşallah. Şöyle 45 senedir aynı beraber yaşıyor şu anda. 5 tane oğlum var, 4 tane kızım var. Allah bağışlasın. Onlar da İstanbul'da. Evet, herkesin peki işi gücü iyidir. Nasıl oldu yani? Niye gidip istemedin de kaçırdın yengeyi? Niye? Ya babası biraz sakar adamdı. Vermedi. Vermedi. İstediniz mi? İstemedi. Baktım vermeyecek, aldım kaçtım ama. Yani tahmin ettin vermeyecek. Tahmin ettim zaten. Kendi biraz saftı. Şimdi şu anda karşımda yatıyor mezarlıkta. Ondan sonra biz de ikimiz buradayız şu anda. Yenge ne diyor ya? Kaçırdım falan diyor. Dar. Ne? Ya niye yalan Allah? Niye yalan? Yalan niye şey de? Darav make. Ha, daran make. Güçey beni. Darav make, yalan söyleme. Yo. Çocuklarıma selamıyorum, benim gözlerimde yaparım. Evet. Tamam mı? Allah razı olsun. Sağ olun. Herkese de Allah size etmez. Sağlık sıhhat versin. Allah razı olsun. Allah sende de bozmasın. Bak, amin. Genç amin. Çocukları büyüttünüz, yetiştirdiniz, tabii, yettiler. Tabii, gene siz tabii kaldınız baş başa. Tabii. İkiniz. Yani başa döndünüz. Hani 45 sene önceki başa döndünüz. Aynı. İlk kaçırdım aynı onu gibi. Aynı öyle yani oldu. O gün ikinizdiniz, bugün de ikiniz. Aynı. Hiç yaşanmamış seneler yok, oldu değil yok, mi? Yok. Çocuklar özlerse ev burada. Çocuklar zaten ev buradadır. Evet, ev burada. Senede geliyorlar. İki tane gelin geliyor. Her sene iki tane gelin geliyor bize. En azından yazın gelip size hizmet ediyorlar. Tabii. Bir ay, iki ay kalıp gidiyorlar. Allah razı olsun. Evet. Sizin de inekler var mı? İki tane ineğimiz var. Evet. Barabar bakıyor. İşte ne yapak? Başka çare yok yani. Ne yapıyorsunuz? Peynir gönderiyor musunuz? Peynir de gönderiyor. Satıyor. Yani satıyorsunuz da bu. Tabii. Bak ne kadar tabii güzel. Görüyor musun? Çocukların eline bakmıyorsun. Yani ben burada inek beslerim ama onlara muhtaç olmam diyor. Yok, mütacık da yaradı, onları fazla sıkıştırmıyor. Tabii, onlar gönderirse tabii ekstradan oluyor. Tabii, aynı. Eyvallah abi. Allah razı olsun, teşekkür ettim. Buraya geldim, Hasan'a da Allah razı olsun. Evet, Günerli'nin Ovacılar Mahallesi'nde geziyoruz. İşte gördüğünüz gibi kışın ortasındayız ama yazda kalma bir gün. O da bizim şansımıza. Çok güzel gerçekten hava bugün. Sevgili seyirciler, kış ayındayız. Baharda kalma bir gün var. Malatya'nın Darende ilçesinin Günerli mahallesindeyiz. Hemen arka planda görmüş olduğunuz da Ovacılar Mahallesi. Ovacılar Mahallesi'nde yaklaşık 20 tane ev var. Ama burada devamlı kalan bir elin parmaklarının sayısını geçmez. Yaklaşık 5 tane evde şu anda oturanlar var. Çünkü buranın çoğunluğu gurbette, iş yerleri, dükkanları var. Onun için köyde kalanlar çok az. Ovacılar Mahallesi'ne hakim bu tepede bizi izleyen tüm Ovacılılara saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hemen arka planda görmüş olduğunuz yer de Günerli Merkez Mahallesi. Buradan da aşağıya doğru giderken yine Midider Dernek Başkanımız Mehmet Ayhan'ın evi var az aşağıda. Biz de oraya aşağı devam ediyoruz. Yükledim göçümü gurbet ellere, o dumanlı dağlar yar senin olsun, yar senin olsun. Ben gidince bilmem yüzün güldü mü, o yeşil yaylalar yar senin olsun,
yar senin olsun, yar senin olsun. Ben gidince bilmem yüzün güldü mü, o yeşil yaylalar yar senin olsun, yar senin olsun. Ah vefasız senin olsun. Günerli Merkez Mahallesi, yaklaşık 20 tane ev var burada da. Ama içinde oturan yine 4-5 ev var. Hemen aşağıdaki de yine dernek başkanımız Mehmet Ayhan'ın mahallesi. Evet, isim neydi abi? Şeyho Çelik. Şeyho Çelik, maşallah. Evet. Çelik gibisin abi. Evet, Çelik gibiyim. Evet, ne yapıyorsunuz Şeyho abi köyde? Vallahi işte köyde iki tane inek var, onlara bakıyoruz. Bir de çiftçilik, başka işte kayısmayısı var. Bu mahalle kaç ev dedim? Ben 20 dedim ama doğru mu söyledim? Doğru, 20 ev var da birkaç ev boştur. Kaç? Oturan 10-12 ev var şimdi. Var mı 12? Var, var. Var. Ama daha onlarda da gidecek vardır yani. Tabii ki burada işte bazıları gidiyor, bazıları. Yazın geliyorlar da işte kışın gidiyorlar. Kışın gidiyorlar. Kışın birkaç ev boşalıyor. Evet. Peki o gidenlere buradan bir selam gönder Şeyh abi. Senin çocuklar var mı? Neredeler? Benim çocuklar şeydedir, Trakya. Lüleburgaz'da oturuyorlar. Peki. İstanbul'da oturanlara da, onlara da hepsine selam ederim. İsim neydi abi? İsim Ali Seydi Çelik. Ali Seydi Çelik. Evet. Abi o ne ya, böyle bir vurdun elimi kurdun ya. Benim tokam ya. Anada doğma öyle der. Benim tokam öyle der Haydar Bey, evet. Seni herkes tanır mı, bilir beni mi? Beni bu çevrede %90 tanır. İyi ki bana tüyo verdiler, yoksa kolum gettiydi. Doğru. Hangi doğru. Ev senin abi, burada benim mı? Benim ev karşıda, Mehmet Ayhan'ın evin üst tarafı. Orada, öyle mi? Evet. Mehmet Ayhan'a da burada selamlar. Mehmet Ayhan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, başka kime benim komşum. Benim kızlar var İstanbul'da, onlara selam eder, gözlerinden öperim. Oğlum Maraş'ta asker, ona da çok çok selam ederim. Maraş'ta asker. Maraş'ta asker. Ayı var daha. Bir ayı bitirdi daha, 4,5 ayı var. Bitirmiş sayılır ya. Askerlik eskide 18 aydı benim dönemimde, şimdi düştü. Şimdi 12 bu kısa ay. Dönem. Yani. Şimdi üniversite mezunu kısa dönem yapıyor, evet. Kısa dönem yapıyor, çabuk biter o zaman. Çabuk biter, evet. Peki, Allah kavuştursun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Peki abicim, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gel abi. Şükrü dönmez. Evet. Ya dönersen ne olur? Dönerse o zaman sözü olmaz. Şükrü abi sözünde dönmez yani. Ya dönmez, o garantidir. Evet. Abi ne yapıyorsunuz? Valla güzellik yaramaz, bir şey yok işte. Burada hayla ineklerle uğraşıyoruz, çiftçilerle uğraşıyoruz. Ben de köyün minibüsçüsüyüm yani. Valla öyle... inekleri gördüm. Baktım böyle, çok memnun oldum. Çünkü geldik bak. Komşu da ne demiş? Bir şey bize de düşer. Düşer geldik, tabii inşallah. Geldik tereyağı, balgın, kaymağı yedik. Tabii yiyecek. Afiyet bana olsun. Evet. Başka işte bir şey yaramaz bir şey. Köylüyüz. Köylüden mesela benim için bir yol asfalt olsa daha iyidir. Tozdan kurtarırız. Sen, yalnız senin için değil. Yani bütün vatandaş için de. Atmalı köyler. Hepsi yolu yok yani. Evet. İnşallah. Büyük şehir oldu ya. Evet. Yavaş yavaş yapılıyor. Yani İnşallah yapılır yani. Buranınki de. İnşallah en kısa zamanda yapılır. Çünkü burası bir grup yolu yani. Tabii. Tane köy var bu. Köy var, evet. Yaramaz bir şey yok. Başka da işte çocuklar İstanbul'da. Biz buradayız. Evet. Hepsine selam söylerim. Gözlerini de öperim. Evet, senin isim neydi abi? Abdullah Yılmaz. Abdullah abi nasılsın? İyiyim. Rahatım. Siz nasılsınız? İyisiniz. Sağ olasın. Abdullah abi yaş kaç? Yaş 78. Maşallah. Gün bugün, saat bu saat. Aynı durum, aynı öyle. Nasıl geldi geçti yılları? Hiç bilmiyorum. Tırata gitti oraya doğru. Yıllar çabuk geçiyor değil mi? Hiç sorma abi, hiç sorma. Coşmak istiyorum, coşamıyorum. Bir ufacık yokuş çıkamıyorum. Anladım ki sensiz yaşamıyorum. Geri gel gençliğim eyvah, geri gel. Geri gel gençliğim eyvah, geri gel. Gelir mi abi? Yok, gelmez. Gelmez abi, gelmez. Coşmak istiyorum, coşamıyorum. Bir ufak yokuşu aşamı. Yaşamıyorum.
abi, burada bizi izleyenlere bir selam gönderelim. Hepsine selam, gözlerinden öperim. Evet. Çocuklarını da istemi, onların gözlerinden öperim, torunlardan. Torunlar, çocuklar, hepsi orada. Evet, hepsi orada. Ben yalnız karı yine buradayım. Bir karı, bir inek, kimse bir yok. Bir köre oğlum ya. Şu anda Günerli Merkez Mahallesi'ndeyiz. Evet. Arka planda gözükenler de ilk öğretim okulları. Evet. Ama camları kırılmış, kapıları kırılmış, kimse yok. Yok, kimse yok. Şu anda mesela işte biz başkanla buradan mezun olduk. İlk mezunumuz burada 40-60 kişiydik bak. Mehmet Ayhan'ın canı. Mehmet Ayhan'la. Şimdi de kimse yok. Bak her taraf kırıldı. Evet. Görüyorsun. Bütün köy verana olmuş. Mesela burada 30 ev, hane ev vardı. Bir ara bir sel geldi. Sel meselesinde bir kızla traktörü şuraya indirdi. Kızı götürdü. Ilıca'da yakaladık yani. Orada tuttular o zaman selde. O ondan sonra köy bir kız mı yukarı çıktı yani. Evet. O görünen köy, caminin oradaki köy yukarı, buradaydı da yukarı çıktılar yani. Sel dolayısıyla. Sel tehlikesi var. Evet. O zaman belli oldu. Ondan sonra yukarı çıktılar. Burada. Evet. Günerli Merkez Mahallesi'nde görüyorsunuz. İlk öğretim okulu, lojmanı var ama tabii taşımalı sisteme geçildikten sonra buranın öğrencileri başkayı gidiyorlar. Evet. Servislerle orada okuyorlar. Zaten öğrenci de çok yokturdur. Ya 5'tir ya 10'dur. Fazla yokturdur. Yok yok. 5 tane, 6 tane. 5-6 tane. O da oraya gidiyordur. Bir kısmı Daren'de gidiyor. Bir kısmı servisle, evet. Bir kısmı da başkaya gidiyor yani. Bir ev burada, bir ev karşıda kalmış. Hele soran bizim komşular ne olmuş? 40 senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köye benzemi gelele gelele gelele. Gelele de kurban olam gelele, gelele de Mehmet Ayhan gelele, gelele de Günerli'ye gelele, gelele. Yanarım da ben bu derde yanarım, Günerli'yi bulanacak ararım. Güzellere sıra vermeyen pınarım, başlarına baykuş konmuş gelele, gelele de kurban olam gelele, gelele de Mehmet Ayhan gelele, gelele de başkanım gelele, gelele. Gelsin ki de görsün Mehmet Ayhan, gelsin ki görsün hala. Ali abicim, burada Mehmet Ayhan'ın, burada doğup büyüyenlerin, herkesin bu ağacın altında, bu taşın dibinde, bu yolun kenarında bir anısı var. Oho, neçe adamlar geldi geçti. Burada salata yetiştiriyorlardı burada. Bir zamanlar. Öyle değil mi? Gitti, tabii. Ama şimdi herkes terk etti gitti. Bak görüyor musun? Her taraf veran olmuş. Ha evet. Görüyorsun. Bütün Raşun evi bile gitti bak. Raşun gelmez ki Reşit. Bizim bir köyde bir Reşit var. O da gitti. O da gitti. Soyka o dursaydı bari. Evet. Ama o da gitti işte. Ama ne yaparsın yani? İlahi takdir böyle yani. Kapıları kilitli kalmış, damlarını otlar sarmış. Bir de yaşlı dedem kalmış. Yazık olmuş o köylere, o köylere, o köylere. Yazık olmuş Günerli'ye. Ya sen burada oturuyorsun herhalde. Evet, burada oturuyorum. İsim neydi? Mehmet Doğan. Doğan. Evet. Mehmet Doğan. Mehmet Doğan ne iş yapar burada? Niye burada oturuyor? O niye gitmemiş gurbete? Ben burada kaldım. Çocuklar gitti. Kardeşlerim hep İstanbul'da. Ben de burada kaldım. Buraları işte. Sana bıraktılar. Buraları bana bıraktılar. 3 tane inek var işte. Bugün herhalde 40 tane keçi aldım. Bir keçi çiftliği kuracağım. Tamam, otur şu taşın başına. Buralar benden sorulur. Tamam, buralar benden sorulur. Hasan Kayı'na yazın inşallah gelirseniz kıdık zamanı size iyi bir kıdık keserim.
Hasan duydun, sözünü aldık. Hasan, tabii. Sözünü Hasan aldı, unutma. Aa, tamam, unutmasın. Aa, İyi bir kadık keserim. Ben zaten kuzu etini değil de gıdık etini gıdık daha... Gıdık eti daha lezzetli olur. Yağsız olur, ya, güzel olur. Çocuk ellerini de yapar. Kaç tane? 10 tane var. Maşallah. Biz uçlara bakıyoruz, hoş geldin. Allah bağışlasın. Sağ olasın. İstanbul'daki kardeşlerime, annem bugünlere gitti, anneme, çocuklara hepsine selam eder, gözlerinden öper. Ben şimdi bu Davut Çelik'in evidir. Bu Davut Çelik'in evinden bir gün okulda karda kışta kalmıştık. O kar kışta o zaman şey olmuştu. Bir sabahına kalktı ki bütün her taraf kapı pencere kapalı. Yani zaten yukarı çıkamadık, köyümüze gidemedik. Burada rahmetli Davut Dayı'da kaldık. Orada kaldık, sabahına başkası komşu geldi bizi burada açtı, arkada kapıyla açtı yani. Allah razı olsun. Kar kapatmış Davut, yani. Kar kapatmış Davut Dayı'ya yani, rahmetliğine çok sağ ol, Allah razı olsun, iyi bir insandı. Nerede ona... kaldı o karlı seneler? İlk burada okuduk Haydar, şu evde okuduk. İlk yani okul yokken. Okul yokken, okul daha yapılmamıştı. İlk orada bir dönem okuduk orada. Ondan sonra da ondan sonra yaptım. Okula gittik he orada. Peki abicim, şimdi çok toparlayalım abi. O zaman şöyle. Darende'nin, Günerli'nin bu merkez mahallesinde her nerede bizi izleyen Günerliler, Darende'liler varsa herkese buradan saygı selamlarımızı gönderiyoruz.